Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvan.com'un ve Özel Hümayet Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Şimdi peşin peşin önce şunu belirteyim arkadaşlar. Bizim hiçbir takımla, hiçbir taraftar grubuyla, hiçbir e, köşe yazarıyla vesaire şununla bununla bir davamız, bir derdimiz, bir sıkıntımız yok. Olmadı, olamaz da olmasın da. Fakat bir şeyleri bir öğretmen olarak benim anlatmam herhalde e, her şeyden önce büyük bir lüzumluluk yani elzem bir durum gerektiriyor. Ben e, bu videomda sizlere bazı bilgileri, bazı önemli şeyleri aktaracağım. Hepinizin de tahmin ettiği üzere başlıkta da muhtemelen Mert Müldür ve Yusuf Demir isimlerini görünce e, transfer vesaire diye düşüneceksiniz aklınızın bir köşesine her iki futbolcuyu da getireceksiniz ve her iki futbolcunun da Fenerbahçe ile e, geçmişte ya da şimdi bir transfer bağının olduğunu düşüneceksiniz. %100 haksız değilsiniz ama konu %100 olarak bu değil. Öncelikle Yusuf Demir olayından girişi yapalım. Şimdi Galatasaray camiası inanılmaz hararetli bir şekilde taraftar desteğinde arkasına alarak hatta bazı e, köşe yazarı, spor yazarı ya da paralı yazarı, bakın tırnak içinde söylüyorum, paralı yazarı, paralı yazarı arkasına alarak bir kamuoyu oluşturma çabası içerisinde bu kamuoyuna göre Yusuf Demir yerli statüsünde sayılmalı diye. Tabi argümanları var, çeşitli belgeleri var. Burada onu konuşacağız. Önce Tolunay Kafkas'a dönelim. Diyor ki Yusuf Demir Avusturya milli takımını seçti. Biz gerekli özeni gösterdik. Avusturya'yı seçmesi onun tercihi. Okan Buruk benim arkadaşım diyor. Kullandığı kelimeleri bilerek konuşmak lazım. Bu işlerde bu kadar söyleyeyim. İleri giderse onda cevabını ben veririm demiş. Yani açık açık bildiğim bazı şeyler var. Tehdit ederim demiş. Şimdi milli takım değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu kuralı söyledim mi Diego Costa'ya ilgili. Milli takım değiştirmek için 21 yaş altında en fazla 3 kere milli olmak gerekiyormuş. Ee, yani 21 yaş altında en az şey en fazla 3 kere milli olmak gerekiyormuş ve son milli maçından 3 yıl geçmesi lazımmış. Mesela arkadaşlar Diego Costa'nın milli takım kariyeri 2 kez Brezilya milli takımında oynamışlığı var. 21 Mart 2013 ee, ama alt yaş kategorilerinde oynamışlığı olmadığı için vesaire vesairelerde de işin içine girdiği için 24 kez de İspanya milli takımında oynayıp 2014'ten itibaren yani UEFA henüz resmi net bir kural almadan önce 2015 olmadan önce oynamış ee, bu da istisnai bir durum ama dediğim gibi dünyada sadece bu ismi biliyorum ben diğerlerini bilmiyorum ama dediğim gibi 21 yaş altında en fazla 3 kere oynamak ve 3 yıl üstüne geçmesi lazım. Yani 21 yaş altında hiç oynamazsan yine değiştirebiliyorsun. Burada anlaşalım. Cem Dizdar TC kimlik numarası olmayan bir çocuk kimle neyi görüşüyor? Neyi görüşüyorsun? Bu nasıl bir tartışma? Çocuğun önce Türk vatandaşı olmasın, Avusturya vatandaşlığından çıkması lazımdı. Türk ol, Avusturya vatandaşı olamazsın diyecektin. Bu kadar. Tartışmaya gerek yok demişim. Şimdi Galatasaraylı bir isim hatırlarsanız e, yalanlarıyla meşhur bir arkadaş ki Fenerbahçe'nin cevap Pedro için Galatasaray'dan 5 milyon euro fazla verdiğini iddia etti ama ortaya sunduğu rakamlara bakıldığı zaman Galatasaray'la Fenerbahçe %100 olarak aynı rakamları sunmuş kayıp 5 milyon euroyu kim aldıysa Allah belasını versin dediğimiz bir arkadaş bir kimlik paylaştı şöyle bir kimlik. Bilmiyorum fotokopi olabilir, başka bir şey olabilir, uydurma olabilir vesaire vesaire. Yusuf Demir'in kimliği diye paylaşmış. Bakın veriliş tarihi 2003. Veriliş tarihi 2003. TC numarasını da e, gizlemiş. Şimdi sıradan bir vatandaşın kimliği de olabilir bu. O mevzu değil. Ancak Cem Dizdar'a ithafen bak TC numarası da var diye paylaşmış. Fakat burada o kadar büyük bir trollün içine düşmüş ki Kendini o kadar rezil etmiş ki. Anlatamam. Şimdi olay şu arkadaşlar. Hocam bak adamın kimlik doğruysa kimlik doğrulabilir. Ama bunun hiçbir anlamı yok. Nasıl hiçbir anlamı yok? Arkadaşlar ilk doğduğunda bu kimlik çıkarılmış olabilir. Çıkarılmıştır da muhtemelen. Belki de çıkarılmıştır. Ancak Avusturya vatandaşlığını almaya çalıştığında çıkarılmıştır bu kimlik. Yani oraya bir başvuru yapacak ya neyle başvuracak? Ve e, Avusturya vatandaşına geçmeden önce insanlar Türk vatandaşından çıkarılıyormuş. Aranızda mesela Avusturya'da eğer yaşayan abilerim, Avusturya vatandaşı abilerim ki Viyana'dan özellikle Viyana Fenerbahçeliler Derneği'nde birçok abimiz, kardeşimiz vardır. Hepsine selamlar olsun. Onlar da açıklayabilir. Önce Türk vatandaşına çıkıyorsun, sonra belgeliyorsun, sonra Avusturya vatandaşına kabul ediliyorsun. Yani Avusturya vatandaşı olmak için diğer vatandaşlıklardan çıkman lazım. Hocam ama adam Avusturya doğumlu Yusuf Demir. Evet, Mert Müldür de Avusturya doğumlu arkadaşlar. Yani Mert Müldür'ün profilini internetten açıp bakabilirsiniz. Doğum yeri Viyen. Avusturya'nın Viyen. Aynı şekilde e, Yusuf Demir'in de doğum yeri Viyen. 2 Haziran 2003 doğumlu 19 yaşında. Öbürü de 3 Nisan 99 doğumlu 23 yaşında. Yani 4 yaş daha fazla. Ama Mert Müldür'ün uyruğunda Türk, Türkiye, Yusuf Demir'de Avusturya yazıyor. Bitti mi? Skandallar bitmedi. Skandallar bitmedi. Çünkü çok enteresan bir şey var. Arkadaşlar 18 yaşına kadar seçmek zorunda değilsiniz. Bak 18'ine kadar seçmek zorunda değilsiniz. Ancak 19 yaşındaki Yusuf Demir Üstelik ee, bir sene yaklaşık 2-3 ay yani 15 ay öncesine kadar 18 yaşını doldurmamış Yusuf Demir 28 Mart 2021 tarihinde ee, itibaren 4 maça çıkmış Avusturya Milli takımına. Yani 18 yaşının altında çıkmış. Bekleyede bilirdi. O da ayrı bir mesele. Ama 4 kez Avusturya A takımıyla 6 kez U21 takımıyla. 4 kez U19 takımıyla, 14 kez U17 takımıyla, 8 kez U15 takımıyla toplamda yani toplamda 32 kez genç takımlarla, 4 kez A takımlarla milli maça çıkmış. Şimdi özür dileyerek bir şey sormak istiyorum. Yani ortada bir sıkıntı var. Ya şöyle bir sıkıntı var. Galatasaray yönetimi ciddi ciddi bu Erten Timur muydu? Timur Lenk miydi? Bu arkadaş ciddi ciddi Yusuf Demir'i Türk zannetti. Hocam adam Türk lan kardeşim. Ben yasal olarak söylüyorum. Yani çok özür dilerim birine hırsız deseniz ama hiçbir deliliniz olmasa siz iftiracı olursunuz. O kişi hırsızsa bile siz iftiracı olursunuz. Kanıtlayamadınız derler. O kişi hırsız, kanıtladınız, belgeleri sundunuz. eee o kişi hırsızdır. Bitti. Yani yasaların ne gördüğü önemli. Burada yasalar Türk görmüyor. Dediğim gibi ya Galatasaray yönetimi büyük bir cehalet örneği gösterdi. Türk statüsünde diye aldı. Ya da dedi ki biz alalım, algı yapalım, baskı yapalım, lobiyi kullanalım, Türk saydıralım diye aldı. İkisinden biri. Not, 14 yabancı kuralına dahil değil. Yaşı 19, 22. 23 yaşın altında olduğu için 6 yaş kategorilerinde 10 kezden fazla oynadığı için 14 yabancı kuralına dahil değil arkadaşlar. Onu da belirteyim de e, kafanız karışmasın. Burada da okeyiz. E, Yusuf Demir Avusturya, Mert Müldür Avusturya doğumlu. Mert Müldür Türkiye'den yana kullandı. Yusuf Demir Avusturya'dan yana kullandı. Ama hocam işte Türkçe konuşuyormuş. İşte e, emareler varmış. Arkadaşlar Erling Haaland. En sevdiğim şey kebap dedi. Bu Galatasaraylı küçük bir arkadaşlar. Ali Naci idi sanırım. Ali Naci küçüğe göre halan Türk sayılması lazım. Çünkü kebap seviyormuş. Ya böyle bir saçmalığa nasıl inanabiliyorsunuz? İnsanların gözünde nasıl düşebiliyorsunuz ya? Joshua King. Türk mahallesinde büyümüş. En yakın arkadaşı Türk. Her sene Türkiye'ye tatile geldi. Oğluna e, Türk takımının formasını giydirdi. Türk dostu. Gol atınca asker selamı veriyor. O zaman o da Türk sayısın. Rossi, Diego Rossi. Anne tarafı Hakkari kökenli. Gerçekten %100 olarak Hakkari kökenli arkadaşlar. Bu espri değil. Harbi harbi Hakkari kökenli. Hatta Yılmaz Erdoğan'ın da yok şaka yapıyorum o kadar da değil. Yani 50 bin euroya bir daire alsa ertesi hafta Türk pasaportu alıyor. İnanabiliyor musunuz? Gerçekten bak. Yani buna gerek duymuyor çünkü anneden kaynaklı Türk pasaportu alabiliyor. Harbi harbi alabiliyor şimdi Rossi de Türk sayesinde desek ne kadar abes değiştik mi? Uruguay milli takıma seçilmiş en büyük örneği Ferdi Kadıoğlu Ferdi Kadıoğlu'nun 3 tane milli takım seçme hakkı vardı Kanada'yı Hollanda'yı Türkiye'yi seçme hakkı vardı şimdi Ferdi Kanada'yı seçseydi adı gavur Ferdi olacaktı Hollanda'yı seçseydi adı gavur Ferdi olacaktı Türkiye'yi seçti adı Türk Ferdi oldu Mesut Özil'e Alman milli takımında oynuyor diye ırkçılık yapanlar kafalarını niye kuma gömdüler? Ama Mesut Türk sayılıyor. Sebebini söyleyeyim mi? Fatih Terim, The Terim, İmperator. İmperator açın bizzat kendi el yazısıyla 2015'ten sonra milli takım tercihini başka takımlar, başka ülke takımları yapan herkes yabancı sayılır diye bizzat Fatih Terim'in imzası var. Hadi ateistler bunu da açıklayın. Gerçi Galatasaray taraftarına göre Fatih Terim ne derse o doğrudur. Demek ki Fatih Terim'e göre durum bu. Bak Gökhan İnler. Şu anda ligimizde faal olarak futbol oynuyor. Ha? Yanlış anlaşılmasın. O da başka milli takım seçme, seçmiştir ama Türk sayılıyor. Çünkü 15 Haziran 2015 tarihi öncesinde milli takımın tercihini yaptılar. Ben neye gülüyorum biliyor musunuz? Ben şuna gülüyorum. Ulan Fenerbahçe camiası. Üçlü mü oynasak? Dörtlü mü oynasak? Gegenpress. Jesus ball. Yani Jesus futbolu. Jesus topu. Aklınıza hangi anlamı geliyorsa. İşte uzun taç organizasyonu. Kapalı savunmaları. Delip geçme. E, gol beklentisi. Geçiş oyunu. Set oyunu. Perez dönünce. Dörtlüye mi devam? diye mi devam? Bak. Fenerbahçe camiası şu an bunları konuşuyor. Altı sıra camiası. Nüfus müdürlüğü, TC kimlik kartı. Ya iki takım arasındaki bu olay. Beni derinden yaralıyor, yaralıyor ya. Beni derinden yaralıyor. Ya bu olmaması lazım. Bakın dediğim gibi ortada iki senaryo var. Bir Galatasaray yönetimi çok büyük bir hata yaparak Yusuf Demir'i Türk zannetti. Trollendi. İki bu daha da kötü. İnşallah birincisidir. Ulan biz bunu alalım kavga gürültü patırtı. Lobimizi de kullanır. Türk saydırırız dedi. Bu daha sıkıntı. Ha! Şu konuda konuşalım. Bana kalırsa Mustafa Hocam federasyon başkanı sensin. Sensin. Ne karar verirsin? Bak bana kalırsa iyi dinleyin beni. Bana kalırsa annesi ya da babası Türk olan herkes özbe öz Türktür. Türk oğlu Türktür. Türk oğlu Türktür. Annesi ya da babası Türkçe Türktür bana kalırsa. Mustafa Kemal Atatürk'e göre de aynısı. Türk anneden ya da Türk babadan doğan kişi Türktür diyor. Kendini Türk hisseden herkes de Türktür diyor. Bir anne baba şartı. İki adam geldi. A takım tercihini yapmamış. Vatandaşlık verin. Eskiden 3 sene kuralı vardı. 3 sene Türkiye'de kalma kuralına göre kimlik alıyorlardı. Türk vatandaşına geçebiliyordu. Mesela Mehmet Aurelio'yu devşirdik. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ulan Crespo kendimi Türk hissediyorum dese biz onu Türk milli takımına almıyorsak harbi sala azdır eğer böyle bir kural düzelteceksek. Alın Türk yapın Crespo'yu. Harbi harbi yapın. K Türk yapın. Türk sayılsın. Bunu da geçtim. Atilla Salay. Bak Macaristan. Hungari. Hun türküdür. Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan. Bunların hiçbirinin yabancı sayılmaması lazım. Benim mantığıma göre. Türk statüsünde sayılması lazım. Eğer bir Türk kuralından falan bahsediyorsak bunların Türk statüsünde sayılması lazım. Eskiden Kosova, Bosna Hersek Türk sayılıyordu. Elvir, Baliç, Boris Türk sayılıyordu arkadaşlar. Yanlış hatırlıyorsam düzeltin. Onların da Türk sayılması lazım. Ya da bu kuralın komple değişmesi lazım. Misal 30 yaşın üstünde yabancı transferi yapamazsın. Yasak istediğin kadar Türk oynat, istediğin kadar yabancı oynat. 21 kişilik kadronda da en az 3 tane altyapından topçu olacak diye. Ya da 5 tane. 5 tane altyapından topçu olsun. Al sana Türk kuralı. Altyapındaki topçular da yabancı olabilir. Ama en önemli şart şu. Bu kural ya sezonun başında ilan edilmeli ya sezonun sonunda ilan edilmeli. Yani sezonun başında derken sezon başlamadan ya da bu sezon biterken ilan edilmeli. Oyun oynarken kural değişmez. İşine geldi miydi? Oyun oynarken kural değişmez. İşine geldikten sonra şöyle böyle. Galatasaray'da arkadaşlarımın bir ağıdı, bir feryadı, bir yanı e, yanığı var. İşte lig oynarken süper kupa diye bir şey çıkarttılar. Süper final diye bir şey. Argüman sunun diyorum. Lig oynarken hangi kaçıncı haftada karar verildi diyorum. Argümana bir sunuyorlar. Ağustos ayında. Daha lig başlamadan karar verilmiş. Oyun oynarken kural mural diyordunuz. Ya geçin bunları. Bunları geçin. Ben neye kızıyorum biliyor musunuz? Bakın İsmail Yüksek diye bir baba yiğit var. İsmail Yüksek diye bir baba yiğit var. Yeteneğine ihanet etmeyen ee, müthiş bir karakter. Müthiş bir Fenerbahçeli. Hiçbir milli takım alt yaş kategorisinde oynamadı. Oynatılmadı. Seçilmedi. ilgilenilmedi. Fenerbahçe oyuncuyu kiraladı. Bak Fenerbahçe'ye transfer olduğunda bile kimse... Ulan bu çocuğu bir incelerim. Koskoca Fenerbahçe durduk yere al almaz denilmedi. Gitti başka yerlere kiralandı. Ümit milli takıma bile alınmadı. Yabancı dedikleri Jorge Jesus aldı. Emeğini koydu ortaya. A milli takıma kattı. Hadi. Şimdi ne diyeceksiniz buna? Buna ne diyeceksiniz? Arda Güler diye bir yavrumuz var. Bir yeteneğimiz var. Arda Güler diye. Allah yolunu bahtını açık etsin. Fenerbahçe taraftarına kalsa sezonları sezonu bitiremez. Bak sezonu bitiremez Fenerbahçe taraftarına kalsın. Ama ama Jorge Jesus üstüne titriyor. Hatta Şansal Büyük Ağa ki Jesus'un yakın çevresine Arda'yı sordum. Arda'nın adaleleri daha gelişimini tamamlamadığı için aynısını İshak Kural'da da söyledim ben size. Bak İshak Kural'da da aynı duyumu verdim. Adale gelişimi yani kas gelişimi tam olarak e, ee, tamamlanmadığı için birdenbire aşırı yük bindirip bu gelişimi engellemek istemiyor. Arkadaşlar bakın yaşlıyken ve çok gençken yaşadığınız sakatlıklar aynı sürede iyileşir. Uzun sürede. Ve etkisi ağır olur. Galatasaray'da Louis Damay'dı sanırım. 8 milyon euro para harcandı ama bir sakatlık yaşadı. Sakatlıktan döndü. O 8 milyon euro çöp oldu. Bir sakatlık. Fenerbahçe Abbiyah'a milyonlar gömdü. Bir sakatlık. Var. Beştaş'ta da örneği var. Trabzon'da da var. Var. Şimdi Arda Güler'i adam beğeniyor. Hayran. Gelişimi için çaba harcıyor. Çaba sarf ediyor. Ve ben size bir şey söyleyeyim mi? Arda Güler'le bizzat görüşüp sözleşmesini değiştirmek istiyor. Sözleşmesini değiştirmek istiyor. Hocam şanlı bayrağımızın olduğu bardakta çay içiyorsun. Seni de milli takıma alalım. Beni bu göbekle milli takımı alacak olan varsa ben onu evimin bahçesine bile almam. Hayır yani ya bana düşüyorsa ayıptır ya. <laughs> Şimdi anladınız mı arkadaşlar? Dediğim gibi inşallah bak inşallah inşallah bizde hata vardır. Biz e, şey niyetliyizdir. Çok da bir şey söylemek istemiyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin arkadaşlar. Sadece söyleyeceğim bu kadar. Yani sadece benim söyleyeceğim bu kadar. Kimseyi kırmak istemiyorum. Kimseyi karşıma almak istemiyorum. Kimseyle kötü olmak istemiyorum. Ben herkeste dost olmak istiyorum. Herkesten muhabbette samimi olmak istiyorum. Ha bu arada Mert ile ilgili bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'nin scouting listesinde yer alan isimdir. Ee, şu anda ciddi bir sakatlığı var. Bileğinde bir çatlak var. 15 Kasım 2022'de anca dönecek. Ve Dünya Kupası arası şu bu derken... Uzun bir süre sahalardan uzak kalacak. Bu sene sadece 52 dakika süre aldı. Olur ya Osayi Samuel'e e, devasa bir teklif geldi diyelim ki geliyor da. Ben herkese söylüyorum hepiniz şahit olun. Bütün herkes şahit olsun bu videoyu izleyen herkes. Osayi Samuel'in gitmesi durumunda Fenerbahçe'nin bir numaralı transfer önceliği Mert Müldür'dür. Mert Müldür çok ama çok da iyi bir Fenerbahçelidir. Bilginiz olsun. En son biz bu sene başında istediğimizde 6,5 milyon euro fiyat biçti sağ o kulübü. Sözleşmesi 2024'e kadar sürüyor. Bu sene ve önümüzdeki sene. Yani bir bakmışsınız önümüzdeki seneyi de o sahayla tamamlayıp Mert Müldür sözleşmesini bitirdiği anda ücretsiz gelebilir ama 2024'te gelebilir ama fiyatta düşebilirler. Ama devre arası gelebilir ama gelebilir. Bu dediğimi de unutmayın. Yusuf Demir'le ilgili de bir şey söyleyeceğim. Yusuf Demir'i hemen hemen bizim bütün Türk kulüpleri denedi. Kimse kimseyi kandırmasın. E, evet, Trabzonsporla Beşiktaş'ta biz denemedik falan demesin. Kimse kimseyi kandırmasın. <laughs> Birbirimizi yemeyelim. Yusuf Demir'i birçok takımımız denedi. Ancak oyuncu Barcelona'ya kiralanmadan önce denedinde Oyuncu Barcelona'ya gitti geldi. Orada bir piyasa yaptım. Hatta Barcelona da çok tutunamadı ama piyasa değerini yükseltti. Fakat Türkiye'ye gelince şimdi hani hocam böyle oldu muydu şöyle oldu muydu denmeye başladı. Durum bu. Galatasaray 6 milyon euro bonservisine para harcadı. Sonraki satıştan %50'si Avusturya kulübüne gidecek ama transfer market'a yazmamışlar. Ben öyle biliyorum. Bilmiyorum bu bilgim yanlışsa düzeltirseniz de sevinirim. Bakalım arkadaşlar. Yani Türk futbolu için çok da şey yapmamak lazım. Ama Vedat Muriç çatır çatır Türkçe konuşuyordu. Kosovalıydı. Yavru vatan. Kosova yavru vatan. Kıbrıs. Mesela Kıbrıslı futbolcular Türk statüsünde sayılıyor mu? Ben bilmiyorum. Son değişiklikte sayılıyor mu sayılmıyorlar mı bilmiyorum. Eskiden sayılıyordu. Eskiden Kosovalılar, Bosna Hersekler sayılıyordu. Mesela Ezgi Can Alioski. Mesela eğer bu kural değişecek. Olsa Ezgi Can Türk sayılır. Söyleyeyim size harbiden mi harbi Türk sayılır? <laughs> Var birkaç kişi daha. Yani durum bu arkadaşlar. Bir kişinin Türkçe konuşması, konuşmaması çok beni enteres bir durumdu. Emre orada Türkçe bilmiyor idi. Ferdi de bilmiyor idi. Yani bilmediğini iddia ediyorlar ama konuş ikisi de Türkçe biliyor arkadaşlar. İlginiz olsun Ferdi de biliyor. Ferdi de Türkçe biliyor. Haberiniz olsun. Gerçekten biliyor. Ama biraz aksanı değişik. Çok komik Türkçe konuşuyor. Ferdi'nin Türkçe konuştuğuna şahit olsanız gülmekten yıkılırsınız. O çok herkesin içine konuşmak istemiyor. Durumlar bunlar. Bir beğeniyi çok görmeseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.